Yani Kur'an Hicaz'da indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Harita her zaman araziyi göstermez. Sanat hayatı idame ettirme işi midir? Ama bu kültür sanat politikası kişilerin yalnızca kendi gayretleriyle yapacak olduğu bir iş olarak ele alınmamalı. Şeytan taşlamaktan selavat getirmeye fırsat bulamıyoruz diyoruz ya. Türkiye'de bir tesbih alışkanlığı da var değil mi? Tesbihe karşı bizim toplumumuzun çok ciddi bir temayülü var. Kültüre sanata değer ve önem versek bambaşka bir Türkiye olur. Sanat dünyasında da bu kutuplaşma var. Dozunda bir kamplaşma var diyelim. Ve yüzlerce binlerce sanatçı varsa bunlar bir şeyler satabildikleri için bu sektör döner. Peki size İBB böyle bir teklifte bulunsa? İlçe belediyesi de olur, büyükşehir belediyesi de olur, Kültür Bakanlığı da olur. Ben dedi hat sanatına aşık oldum kardeşim dedi. Arkadaşlar herkese merhabalar. Önemli bir yerdeyiz. Önemli bir yerde önemli bir kişiyle beraberiz aslında. Sayın Mehmet Çebi ile birlikteyiz. Türkiye'de bir tesbih alışkanlığı da var değil mi toplumda? Var yani. Var. Çok ciddi bir tesbih alışkanlığı var. Hatta enteresan bir şey söyleyeyim. Yani insanların 100 kişi diye düşünürsek insanları, bunların 20 tanesi tesbihle alakalı. Bunların 10 tanesi resimle alakalı. Bunların 2 tanesi İslam sanatlarıyla alakalı. Yani en çok ilgi alaka gösterilen ki sanat mıdır tartışılabilecek bir şey. Ama tesbihe karşı bizim toplumumuzun çok ciddi bir temayülü var, ilgisi var, alakası var. Sanat mıdır dediğiniz gibi tartışılabilir ama içerisinde önemli bir zanaatın olduğu tartışmasız ama. Zanaat olduğu, hatta yani bazılarının sanat eseri olarak da kabul edilebilecek olduğu, hem tarihte yaşamış ama tarihtekiler çok az sayıda ama bugün çok sayıda çok önemli usta var. Bunların da hemen hemen büyük çoğunluğu İstanbul menşeli ustalar. İlgili olanlar zaten isimlerini biliyor. Tekrar söylemeye lüzum yok. Bu ilginin ve alakanın diğer sanatlara da bence daha fazla yönelmesi lazım. Hiç tahmin etmediğimiz böyle 5-6 tane isim sayar mısınız bize tesbih hastalığı olan? Sayın Erdoğan da galiba bildiğim kadarıyla birkaç kez aracının koltuğunu orada görmüştüm ben. Yani bu televizyona yansıyan görüntülerde. Evet, Cumhurbaşkanımızın çok ciddi bir tesbih koleksiyonu var. Hatta çok çok yüksek, büyük sayıda var. Yani benden rica ettiler, emrettiler. Gittim onların böyle üst kaliteye yakın olanları da ayırdım. Binlerce tesbih var diyebilirim çok iyi kalitede. Zaten biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın bir müzesi açılacak Kasımpaşa tarafında. Herhalde bu birkaç ay içerisinde açılması bekleniyor. Elindeki sanat eserlerinin en güzelleri, tesbihlerin en güzelleri de orada sergilenip halkımızın da görmesine ve zevklenmesine sunulacak. Severlerin de yani evet, sanat eserlerinin severlerinde. Evet, yani tesbih ciddi bir koleksiyon var Cumhurbaşkanımızın. Başka mesela böyle bizim toplumun tanıdığı isim. Vallahi bu sergiyi biraz önce gezdi bir Necip Sarıca var. Lale filmin sahibi. Kendisi mesela çok güzel bir tesbih koleksiyonu vardır. Yani ilgililer bilir ama böyle çok popüler olmadığı için herkes bilmez. Bizzat 40 sene, 50 sene önce yaşayan ustalara kendisi sipariş vererek çok sayıda çok güzel tesbihler yaptırmıştır. Çok güzel bir koleksiyonu vardır. Koleksiyonun hepsi seçme parçalardır. Yani bunu buradan ayıralım, ya bu işe yaramaz diyeceğimiz bir parça yoktur. Öyle zevkli bir insandır Necip Bey, Necip abi, Necip Sarıca. Aynı zamanda yine güzel bir hat koleksiyonu da var. Zaten o sinema filmleri, işte fotoğraflar, şunlar bunlar, kameralar, işte sizin işiniz, onunla ilgili müze yapacak kadar bir elinde malzeme var. Tabii. Mesela bence en önemli koleksiyonculardan bir tanesi de Ali Demirel'dir. Genç bir arkadaş, 40'lı yaşlarda. Yani o da çok eskiden beri tesbihe meraklı bir arkadaşımız. O da çok zevkli bir arkadaş. Maddi imkanları da güzel olduğu için bütün sanatçıların, ustaların en güzel tesbihlerini toplamıştır. Yani başka da çok sayıda, yani belki binlerce koleksiyoncu var. Yani şu anda şöyle söyleyeyim, belki günde 10 binlerce tesbih alınıyor, satılıyor Türkiye'de. Bak 10 binlerce, binlerce değil. Onun da ayrı bir sektörü var. Var tabii sektörü var. Yani üst kalite işler daha çok İstanbul'da üretiliyor. Ama mesela Mardin bölgesi de bu tesbih ve tesbih imalatı ve tesbih satışı işinde bence önemli merkezlerden bir tanesi oldu. Bir de biz böyle tesbih deyince Mehmet abi hep böyle Erzurum oltu taşı aklımızın falan, bir tarafından geçer. Orada oltu galiba. Daha evet, orada bir tabii önemli bir taş var, oltu taşı. Bir sektör haline de gelmiş Erzurum'da. Yani bunu böyle imalathanesinde günlük kullanıma uygun şekilde yapan onlarca usta var. Ama aynı zamanda orada böyle çok üst düzey tesbih yapan ustalar da var. Dolayısıyla çok sayıda üretiliyor ve bölge
o taşın tesbih haline gelmiş halinin reklamını da güzel yaptığı için insanların aklında tesbih dediğimiz zaman oltu taşı kalmış. Oysa çok kıymetli bir malzeme değil oltu taşı. Yani oltu taşının normal bir şeysi, yani bir normal belki 1000 liraya bile alınabilir. Ama onu bir iyi bir usta yaptığı zaman o zaman işte 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar oluyor, olabiliyor. Tesbih evet. Konusunda son sorum var. Sonra asıl alana geçeceğiz. Evet, olur. İyi bir tesbih ortalama ne kadardır yani? Koleksiyona koyulacak. Evet. Ele aldığınız zaman gerçek anlamda ya bu iyi bir şey dediğinizde ne kadardır? 3 aşağı 5 yukarı. Yani şöyle söyleyelim. Şimdi biraz önce söyledim. Artık çok iyi sayılabilecek binlerce usta var. Bu iyi usta dediklerimizin en başındakilerle en sonundakiler arasındaki fark, yani en üst ustayla iyi dediğimiz en sondaki ustanın arasındaki fark %20'den fazla değil. Kalite olarak, işçilik kalitesi olarak, sanat olarak. Fakat en üsttekiyle en sondaki veya ortadan sonradakiler arasında 1, 2, 3, 4, 5, 10 kat fiyat farkı var. Bu da normal bir şeydir. Çünkü o en üst şeye gelmiş olan ustalar belli bir yaşa almış insanlardır. 30 senelerini, 40 senelerini bu işe vermiş ustalardır. Kendilerine göre ufak tefek o sanatta buluş yapmış ustalardır. Daha sonra gelen ortanın altında ama iyi ustanın ortanın altında dediğimiz ustalar da bu iyi ustaların talebeleri, çırakları veya kendilerini iyi yetiştirmiş, yani iyi taklit yapan aynı zamanda. Diyelim en iyi usta kim? Yusuf Usta. Mesela Yusuf Usta'nın benzerini çok iyi şekilde yapabilecek ustalardır. Dolayısıyla dışarıdan bakıldığı zaman, yani işi çok çok iyi bilenin dışında kimsenin ayırt edemeyecek olduğu güzellikte tesbihlerdir bunlar. Şimdi öyle olunca mesela böyle çok iyi bir tesbihi birkaç yüz dolara da alıp koleksiyonunuza koyabilirsiniz. Yani çok büyük paralar verilmesi şart değil. Yeter ki kimden ne alınacak olduğunu ve hangi ustanın belli bir kalitenin üstünde olduğunu bilmek diye bir durum var. Şimdi Mehmet abi, ben programa başlarken şu ifadeyi kullandım. Yakın tarihin önemli tanıklarından bir tanesi. Aslında sanat açısından da yakın tarihin önemli tanıklarından bir tanesi. Türkiye'de 1970, 80, 90, 2000'lerin başı derken birçok şey evrildiği gibi sanat da aslında evriliyor. Evet. Genç kuşak var. Bu üretilen eserlerin, bu genç arkadaşlarımızın kuşağına aktarılması. Hatta oradan yeni ustaların çıkıyor olması. Evet. Siz Mehmet Çebi olarak geriye doğru dönüp baktığınızda sanatla ilgili yorumunuz bundan sonraki kuşaklara aktarılıyor olması ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi kendi kendimizi kandırmayacaksak, yani kandırmayalım da gerçekleri söyleyelim. Yani Türkiye'de sanat, yani Avrupa ile hiçbir şekilde kıyas edilemeyecek derecede gerilerde. Hatta bizim doğumuzdaki ülkelerin birçoğuyla da kıyas edilemeyecek derecede gerimizde. Mesela İran'dan çok geriyiz. Bütün sanatlarda çok geriyiz. Yani sinemayı da buna dahil ediyorum. Resmi de dahil ediyorum. Hattı ve tesibi de dahil ediyorum. Başka sanatlar var. Onları da dahil ediyorum. Yani fiyatlama olarak çok gerideyiz. Sanatçı sayısı olarak çok gerideyiz. Sanat kalitesi olarak çok gerideyiz. Bunu pazarlama ve dünya sanatı haline getirme çabalarında çok gerideyiz. Gerideyiz de gerideyiz. Şimdi bu mantıklı bir şey mi? Mantıklı bir şey değil. Yani Türkiye'nin 90 milyon nüfusu var herhalde bugün bir sayım yapılsa. 86 milyon diyorlar. Evet. 85 milyon, 90 milyon. Ya yani bu insanların %1'i sanata meraklı olsa, bu meraklıların %1'i ciddi kendi çaplarında, kendi alanlarında orta kalitenin üstünde iyi sayılabilecek sanatçı olsalar ve sanat eseri üretebilseler, biz bunun yanında o üretilen sanat eserlerini bir zevk olarak anlayacak ve onu evinin duvarlarında görmekten mutlu olacak, koleksiyonuna almaktan zevk duyacak koleksiyonerleri, sanatseverleri de yetiştirebilsek, bu iş yalnızca Türkiye içinde dönen bir ticari meta işi, bir alışveriş işi olmaktan çıkar. Biz bununla beraber bir kültür sanat hamlesi de yapabiliriz. Yani bugün bizim mesela Batı'da ilgi alaka gören, Batı müzelerinde eseri bulunan, Batı müzayedelerinde ciddi paralara satılan sanatçımız yok denecek kadar az. Yani aklınıza gelen en önemli sanatçılarımız kimlerse, bak iddia ile söylüyorum, bu sanatçıların dünya müzelerinde, önemli dünya müzelerinde asıp sergilenen 10 tane resmi yok. Yani dünyada binlerce müze var. Bu binlerce müzede, müzenin ana koleksiyonunda eseri olan sanatçılar var. Ama müzenin duvarında eseri sergilenen sanatçı
önemli müzelerde hemen hemen yok denecek kadar az. Ama bugün o işte biraz önce saydığımız hem Batı ülkelerinde hem de doğudaki bazı ülkelerde öyle sanatçılar var ki daha yaşayan adamlar var. 100 tane müzede eseri var adamın. Yani bugün öyle Çinli sanatçılar var ki daha 30'lu 40'lı yaşlarda 5 milyon dolara eserini satabiliyor dünya piyasasında. Sizin daha bir hat eseriniz, çağdaş bir sanatçınıza ait bir hat eseriniz 50 bin dolarlara satılamıyor dünya piyasalarında. Ve kendi kimliğiniz. Evet, yani şimdi burada nerede sıkıntı var? Birçok yerde sıkıntı var. Yani bir defa bu sanat zevki bir kültür politikası olarak insanlara milli eğitim vasıtasıyla ilkokuldan başlayarak hatta belki anaokulundan başlayarak verilmeli, verilebilmeli. Bakın bugün Avrupa'da birçok ülkede sanatla ilgili dersler okulda, okul sıralarında yapılmaz. Müzelerde yapılır. İşte yurt dışında bir müzeye gittiğiniz zaman görüyorsunuzdur çocuklar gelmiş 5'erli 10'arlı gruplar oturmuşlar orada başlarında bir hoca bir şeyler yapıyorlar. Türkiye'de de mesela Mahir Ünal Bey'in Kültür Bakanı olduğu dönemde hükümet bir kültür sanat politikası açıklama programı yaptı. Bir kitapçık yaptı. Yani ilk defa kültür sanat politikalarını bir kitap haline getirdiler. Çok ümitlendik ve orada mesela bu dediğimiz mevzuyu milli eğitimle koordineli olarak milli eğitimin programına sokulacağı söylendi. Fakat maalesef Mahir Bey işte bakanlıktan ayrıldı. O hükümet programı ortada kaldı. Kitapçık ortada kaldı. Yani güzel şeyleri düşünme noktasında, yapılacak işleri düşünme noktasında bir sıkıntımız yok. Bizim düşündüğümüz şeyleri doğru şekilde ve hızlı şekilde icra etme noktasında bir sıkıntımız var. Ya bu da biraz insanların kendi iradeleriyle bir şey yapma isteklerine bırakılıyor Türkiye'de. Yani birileri çıkıyor, bir şeyi dert ediniyor, o dert edindiği şeyi yapmak için uğraşıyor, o orada bazen muvaffak oluyor. Ama bu kültür sanat politikası kişilerin yalnızca kendi gayretleriyle yapacak olduğu bir iş olarak ele alınmamalı. Tabii ki ben bir Mehmet Çebi olarak, bu işin içinde olan bir insan olarak kendi bildiğim kadar, gücümün kuvvetimin yettiği kadar sanat eseri siparişi vereceğim, yeni insanlar, yeni sanatçılar tanıyacağım, koleksiyonlar yapacağım, müzeler açacağım. Ama bu yalnızca bir Mehmet Çebi'nin yapmasıyla olacak bir şey değil veya benim gibi 5-10 tane insanın yapmasıyla olacak bir şey değil. Bunu bir devlet politikası haline getirmek lazım. Bakın, gelişmiş olmanın en önemli şartlarından bir tanesi de sanat eseri ihraç ediyor olabilmektir. Yani bugün Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Çin, Japonya, yani bunlar yalnızca makine, teknoloji falan ihraç etmiyor. Bunlar aynı zamanda sanat eseri de ihraç ediyor. Yani sanat eseri dediğimiz piyasa da çok büyük bir piyasa. Resmi şeylere göre şu anda yılda 200-250 milyar dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz. Bir de elden alınan, verilen, satılanları kim kayıt altına alacak? Belki bir 250 milyar da öyle vardır. Yani yılda 500 milyarlık bir sanat piyasasından bahsediyoruz. Şimdi mesela Türkiye sanat eseri ihracatından 5 milyar, 10 milyar dolar kazansa kötü mü olur? Bunun maliyeti ne kadar biliyor musunuz? O 5 milyarlık şeye harcayacağınız tuval parası, boya parası, is mürekkebi parası, aharlı kağıt parası, bilmem Çin'in üstündeki sır için kullanacağın malzeme, toprak. Hepsini toplasan bak 10 binde biri değil maliyeti. Ya sen bugün sanayi parçası ihraç ediyorsun. Zaten ihraç ettiğinin %85'i kadarını ithal malzeme kullanıyorsun. Yani 100 milyar dolarlık mal sattığın zaman kemiksiz cebinde kalan 10 milyar değil. Ama 10 milyarlık sanat eseri ihraç edebildiğin zaman o 10 milyarın 10 milyarı sende kalıyor. Yani katma değeri o kadar yüksek ki bu işin. Ama bunu düşünecek bir ortamımız yok maalesef. Hani şeytan taşlamaktan selavat getirmeye fırsat bulamıyoruz diyoruz ya. Ama bu hiçbir şekilde mazeret değil. Bak, ben bunu mazeret kabul etmiyorum. Yani bizim Osmanlı döneminde ne yapmışız? Biz İstanbul'u payitaht yaptığımız zaman yani ulemayı buraya getirmişiz değil mi? Yani tabiri caizse transfer paraları vermişiz. Her türlü kolaylığı göstermişiz. Köy bağışlamışız ya. Yani biz Şeyh Hamdullah Beyazıt, İkinci Beyazıt nasıl getirdi Amasya'dan? Ya da top yapımında. Veya top yapımında, neyse. Yani bu iş böyledir. Kıymet vereceğiz. Sanata, sanatçıya kıymet vereceğiz. Ve gerekiyorsa devlet bunu desteklemeli. Yani nasıl desteklemeli? Yani bizim dünya sanatçısı yapmaya aday her sene 10 tane sanatçıyı mesela dünyanın en önemli sanat merkezlerine gönderip hayat gailelerini ortadan kaldırarak, yani burs veriyoruz, gidiyor adam orada aç kalıyor. Öyle değil. Doktoraya mı gönderdik? Bütün masraflarını vereceğiz. 20 bin dolar, 20 bin euro da aylık cebine para koyacağız. Diyeceğiz kardeşim git orada eğitimini al. Hatta özel hocada da eğitim görmek istiyorsan faturayı kes bize gönder. Oradaki kendi işinle ilgili bütün müzeleri gez. Bütün oradaki sanatçılarla
irtibat halinde ol. Hatta diyeceğiz ki beğendiğin bir sanat eseri olursa sana ufuk açacak. Onu da söyle kardeşim. Biz devlet olarak, devlet müzeleri olarak satın alalım bunu. Böyle olacak ama bak 100 kişi 500 kişi demiyorum. Böyle 10 tane adama bu dediğim şekilde sponsorluk yapsak. Abi 10 sene içerisinde 10 taneden bir tanesi başarırsa senin dünya çapında 10 sene içerisinde 10 tane sanatçın olacak. Bu önemli bir şey. Ya bugün Damien Hirst diye bir adam var işte İngiliz sanatçı daha 55-60 yaşında. Evet. Dünyada tanımayan adam var mı? Yani dünyanın en büyük müzelerinde eserleri var. Dünyanın en büyük müzayede şirketleri yalnızca adamın eserlerine müzayede yapıyor. Yani 50 milyon pound'a eser satabiliyor bu adam. 10 milyon pound'a eser satabiliyor. Biz yani 2 milyara yakın İslam ülkesiyiz. Değil mi? İslam ülkeleri var, 2 milyar nüfus var. Ya bunların içerisinde İslam ülkelerinin hepsinde tanınan ve aranan bir sanatçımız yok Türk sanatçısı olarak. Şimdi bu olacak bir iş mi? Yani Kur'an Hicaz'da indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Ne oldu yazıldı? Müşterisi olmayan meta zayi olmuyor mu? Zayi değil mi? Evet, insanlar bugün o sanatla uğraşıp hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Ama bu sanat hayatı idame ettirme işi midir? Yani üniversite mezunu bir adam iyi bir iş bulsa bugün bir sanatçıdan daha fazla kazanıyor. Sanatın hiçbir artı değeri yok, artı kıymeti yok. Yani bunları ele almak lazım. Burada devlete iş düşüyor. Özellikle Kültür Bakanlığı'na ciddi iş düşüyor. Türkiye'nin bu kültür sanat işiyle uğraşan büyük kurumları var. Bunlara iş düşüyor. Büyük zenginlerimize iş düşüyor. Maddi olarak belli bir seviyenin üstünde olan ne kadar vatandaşımız varsa ne işle uğraşırsa uğraşsın onlara da bir vazife düşüyor. En azından filanca bankanın takvimini kesip evine asma kardeşim. Birazcık imkanın varsa imkanına göre git 5 bin lira ver, 25 bin lira ver, 150 bin lira ver, 2 milyar ver. Neyse 500 dolar, 1000 dolar, 10 bin dolar, 100 bin dolar ver. Evine bir tane sanat, orijinal sanat eseri alas. Yani korkma o verdiğin para çöpe gitmiyor. Eğer doğru düzgün bir adamdan alabilmişsen, tutturabilmişsen o 1000 dolara aldığın eserle çocuğun belki 20 sene sonra bir daire alacak parayı da bulabiliyor. Bunun çok örneği var. Yani bizim de şu işte 30-35 senedir uğraşıyorum bu işle. Yani benim de çok öyle başıma geldi yani. Almışız sahaflar çarşısından dükkana girmişiz bir sanat eserini. Ben mesela ilk aldığım sanat eseri Ali Fatıma Kazasker'in veya Şefik Bey'in o iç içe girmiş yazısı. Ya 700 dolara mı ne aldım söylemesi ayıp. 3-5 sene sonra 15-20 bin dolara sattım abi. Yani sanat eseri aynı zamanda hani ben yatırım için sanat eseri alınmasına prensipte karşıyım. Ama istatistik olarak böyle bir durum var. En önemli getiri araçlarından bir tanesi de sanat eserleri. Bak 1985 yılında bir dergide gördüm. 1,5 metreye 2 metre çok güzel bir Picasso 750 bin dolara satılmış. Onun bir alt modeli 2-3 sene önce New York'ta bir müzayedede satıldı. Katar'ın eski başbakanı aldı. 190 milyon dolar. Yani 750 milyon dolar 25-30 senede 190 milyon dolar olmuş. Abi bundan güzel bir kazanç var mı? Bir de seviyorsan o sanat eserini ondan aldığın zevk de var abi. Yani duvarına asmışsın ve ona bakıp zevklenmişsin. Önüne geçip bir kahve içmişsin mesela kahve seviyorsan. Şimdi yani istatistiğe de baktığımızda bu işin hiç zararı yok. Yani. Ama bir şey yok. Yani insanımızda maalesef bir ilgi, alaka, bilgi yok veya zayıf. Ama bu işte oluşturulabilir yani. Ama işte bu evet. Temelden başlamak lazım. Evet. Şimdi benim annem ne kadar eğilim gösterebilir bu işe yani? Tamam annen eğilim gösteremez ama sen gösterebilirsin. Mesela hadi şeyleri geçtik. Yani şimdi bak Türkiye'de bir televizyon dizi sektörü var değil mi? Bütün dünyada da etkiliyiz. Son dönemde başarılı işlere imza atılıyor. Sinemada değil de dizilerde etkiliyiz. Ya. Abi yani biz Kültür Bakanlığı olarak bir karar alsak, bütün senaryo yazarlarını toplasak, kim yazıyor abi? Bunların hepsi toplasan 100 kişi değil mi? Onlara desek ki, kardeşler sizden bir ricamız var. Biz resim sanatını, hat sanatını, tesip sanatını, tesbih sanatını, çini sanatını, neyse sayın. Bunları daha sevilir ve daha arzulanır, istenilir bir hale getirmek istiyoruz toplumda. Sizden rica ediyoruz, evlerinizin duvarlarında bunların güzel örneklerini koyun. Biz burada size destekçiyiz. Müzelerimizdeki bütün eserlerin birebir replikalarını yaptırıp size vermeye hazırız. Ve siz kahramanlarınızı her bölümde yapmayın ama 3 bölümde bir müzeye uğratın. Bir 30 saniye, bir dakika bir gidip bir resimle ilgili, bir hat eseriyle ilgili kahramanlarınız bir sohbet yapsın. Olmaz mı abi? Amerika'da onlarca itfaiye filmi vardır. Tabii evet. Ve bu sayede Amerika'daki çocuklar itfaiye erlerini birer... Tabii o Station 19 mu ne var bir tane meşhur evet. Kahraman gibi görürler. Tabii. Yani biz bugün hani belki çok doğru bir örnek değil ama bakış açısı olarak... Aynen yani. Öyle. Yani, doğru bir örnek. Yani onu gündeme getirdiler. İnsanlar ona özendi. Bu yani böyledir yani. Aynen öyle.
Evet. Ya da işte bugün futbolda baktığımızda bir Arda Güler genç kuşakta ne kadar etkili oluyor. Evet, çok çok doğru bir durum. Yani spora verdiğimiz desteğe karşı çıkacak bir durumumuz yok. Ama sporu gündem ettiğimiz kadar, ona destek verdiğimiz kadar değil, yarısı kadar kültüre, sanata değer ve önem versek bambaşka bir Türkiye olur. Bu bir senede olmaz belki. Ama 5 senede bunun sonuçlarını görürüz. 20 yıl sonra olsun. 20 yıl sonra olsun. Ama olsun, yeter ki başlansın hiç yani. Hiç problem yok. Yani siz anaokulundan üniversite sona kadar kaç sene geçiyorsa o kadar bir zaman içerisinde bunu programlayın. Bunlar niye konuşulmuyor Mehmet abi? Niye konuşulmuyor? Vallahi bilemiyorum niye konuşulmuyor. Yani siyasetin başka bir havası var, başka bir gündemi var. Ve siyasetin gündemi, en şiddetli gündem bile birkaç gün içerisinde hafifliyor. Başka bir gündem geliyor. Türkiye'de böyle. Yani bizim burada bir hafta içinde olan işler İskandinav ülkelerinde 10 senede olmuyor. Orada yapraklar niye çok sarardı diye millet ayağa kalkıyor. İşte niye 24 santim değil de 27 santim kar yağdı diye gündem oluyor falan filan. Böyle gündemleri var. Ama bizde böyle değil abi. Bizde her gün yani onlarca böyle değişik gündem insanlar tarafından çeşitli mecralarda parlatılıyor, indiriliyor. Herkes kendine göre bir gündem, hani yaratma demeyelim, gündem oluşturma çabası içerisinde. Ve maalesef yani görmediklerinden dolayı, onlara böyle bir imkan, böyle bir eğitim verilmediğinden dolayı hasbelkader etraflarında sanatla ilgili birileri varsa sanat işine bir ilgi, alaka duyabiliyorlar. Türkiye'de birçok alan artık kutuplaştı. İnsanların sevdiği sanatçılar da öyle, tiyatrocular da öyle, film aktörleri de, artistler de öyle. Sanat dünyasında da bu kutuplaşma var mı? O saydığınız alanlar kadar çok böyle rigid bir kamplaşma olmamakla beraber dozunda bir kamplaşma var diyelim. Ama şunu da söyleyeyim. Özellikle bizim sanatlarımız dediğimiz hani geleneksel klasik sanatlar var ya, bu sanatların en önemli koleksiyonerleri bizim camiamızın dışında diye gördüğümüz, milliyetçi muhafazakar camianın dışında diye gördüğümüz insanlar tarafından oluşturulmuş. Bugün de öyle. Yani bugün aklınıza kim gelir sizin hani bizim milliyetçi muhafazakar camiadan doğru düzgün bir hat koleksiyonu olan bir adam? Yok. Ama milliyetçi muhafazakar camianın dışında olan onlarca koleksiyoncumuz var. Bu da bana çok enteresan geliyor. Yani demek ki sanatın yalnızca o sanat dalına muhafazakar olarak bakan insanlar tarafından tüketilmediğinin de bu güzel bir örneği. Yani adam onu bir sanat eseri diye alıyor. Belki orada yazan şeyi de çok anlamıyor, ibareyi. Belki de hayatı tamamen o ibarenin dışında geçiyor. Ama bir estetik zevki olduğundan dolayı, mesela dün akşam Rafi Bey geldi, Rafi Portakal, burayı gezdik. Sakıp Bey ile ilgili hatıralarını anlattı. Ben dedi hat sanatına aşık oldum kardeşim dedi. Ve Rafi Bey bugün Türkiye'ye en büyük hat sanatına hizmet eden insandır. Heykelin dikilmesi lazım. Bak ben bunu söylüyorum yani. Buradan da çağrıda bulunuyorum. Rafi Portakal Bey'e lütfen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülünü versinler. Yani bugün eğer piyasada yüzlerce binlerce bu işle uğraşan esnaf varsa ve yüzlerce binlerce sanatçı varsa, bunlar bir şeyler satabildikleri için bu sektör döner. Yoksa kapatır dükkanı giderler. Bunun en büyük amillerinden bir tanesi de Rafi Portakal Bey'dir. O zaman şöyle bir şey yapmamız hürmet lazım. Hürmet etmek lazım. Hakkını vermek lazım. Bir gün sizinle evet. Ziyaret edip orada da bir olur. Röportaj yapmamız olur. Lazım. Olur. Çok iyi olur. Mesela ben Ark diye bir dergi çıkartıyorduk. Sahibi falan da bendim derginin. O derginin mesela ilk sayısında Rafi Portakal Bey'le muhteşem bir röportaj yaptık. Yani dergi her yerde bulunamıyor belki ama eğer bulanlar da röportajı okusunlar. Bizim bu kadar içimizden bir insan. Yani tam bir Anadolu insanı havasında ama entelektüel bir Anadolu insan havasında. Yani yapılan güzel şeylere güzel demeyi biliyor. Bu önemli bir şey. Yani bunu, çok önemli bir şey. Bunu sizin anlatmanız da bence o kadar kıymetli ki. Eyvallah. Yani ben her gördüğüm yerde anlatıyorum. Çok sevdiğim bir ifade var Mehmet abi. Bunu yakın çalışma arkadaşlarıma da zaman zaman iletiyorum. Harita her zaman araziyi göstermez. Bazen bakıyoruz, kendimizce bir yorum getiriyoruz. Oysa o dağın arkasında ne var? Araziye indiğimizde neyle karşılaşacağız? Ne kadar yufka yürekli, ne kadar samimi, ne kadar vatanla, memleketine sevdalı bir insanla karşılaşacağız onu bilmiyoruz. Ama dışarıdan doğru. Yorum yapmak maalesef kolay bir iş. Kolay bir iş. O da üzüyor. Yani adam tanımak, surat tanımak değil.
İnsan tanımak isim bilmek değil. İnsan tanımak gördüğün adamı tanıyorum demek değil. Onun ruh halini, manevi dünyasını, fikri dünyasını, zihni yapısını, hayatını, yaşayışını, hangi değerle insanlara, hayata, kainata baktığını da bilmek demek yani. Ucuzcu ve kolaycı olmamamız lazım. Vallahi ben buradan bir çağrı da Sayın Nazif Zorlu'ya yapmak istiyorum. Biraz önce Sayın İstanbul Valimiz de buradaydı. Evet. O da çok ilgiyle izledi gerçekten. İstanbul Valisi Sayın Davut Gül de bu arada çok, yani hani benim haddim değil ama çok beyefendi bir insan. Kesinlikle yani. Öyle. Kesinlikle. Tam bir İstanbul aşığı, evet, yani. Aynen öyle. Allah başımızdan eksik etmesin. Seviyoruz valimizi. Sayın Nazif Zorlu da bu sanat dünyasında önemli hizmetleri olan birisi ki Zorlu PSM gerçekten, evet, çok ülkemiz açısından bence önemli yerlerden bir tanesi. Yani bu eserlerin de bence orada sergilenmesi, genç arkadaşlarımıza gösterilmesi çok kıymetli yani. Bence bugün, de öyle yani. Bugün serginin şimdi olduğu yer çok değerli ve kıymetli ama ya burayı bilen genç arkadaşlar var, bilmeyen genç arkadaşlar var. Bunları da birilerinin dile getirmesi lazım yani. %100 katılıyorum size. Sayın Nazif Zorlu eğer tamamen free de olmayabilir ama belirli bir indirim olabilir. Belki farklı destekler olabilir. Ya bu yani bunlar Nazif genç Zorlu yaparsa olsun, parayla yapmasın bu işi. Bir kültür sanat hizmeti olarak yapsın. Hatta becerebiliyorsa satın alsın hepsini. Kendi koleksiyonu olarak sergilesin abi. Evet, yani onlar İş için büyüdü şu anda. Bu işlere verecek paralar çekirdek parası bile değil. Evet. Zekatlarının zekatıyla bu işleri yapabilirler. Yeter ki yapmak istesinler. Ama yani Nazif Bey de samimi bir adam ya. Ben, evet, kendisini TOG'da görmüştüm. Ülkesine sevdalı bir adam gerçekten. Ben de yani Nazif Bey'i çok yakın olmasa da tanıyorum yani. Yani söylediğiniz bir örnek, orası burası falan filan meselesi değil. Aslında biz neyi arıyoruz biliyor musunuz? Yani ben şahsen niye bu kadar sergi yapıyorum? Yani büyük masraflar, bak sponsorumuz yok, bir şeyimiz yok. Hı. Satış da yapmıyoruz burada. Niye uğraşıyoruz o zaman? Biz kendi yaptığımız işe bir saygımız var. Beğendiğimiz sanat eserlerini insanlar da görsün istiyoruz. Sanatçıları da bu arada onore etmiş oluyoruz. Yani sanatçı yapıyor, tamam parasını alıyor da, o da ister ki eserleri sergilensin, insanlar gelsin, beğenilerini ifade etsin. Burada sizi, evet, en çok etkileyen 5 tane. Ben bir şey için daha yapıyorum. Ya ben bir tane adam arıyorum ya. Bir tane. 5 tane, 15 tane değil. Ya bir genç delikanlı, bir talebe gelsin şu sergiyi, gelsin. İşte gördüğünüz küçük çocuklar var. Gelsinler yine. Hani okullar açık olsaydı, Milli Eğitim Müdürümüz de buradaydı, ondan rica ederdik. Derdik ki ya ortaokulları, liseleri, belediyelerle de irtibat yapın, bu sergiye taşıyın. Buradaki şu resimden, şu Galata Kulesi'ndeki insanların bu duruşundan, o resmin renklerinden, tavrından, estetiğinden etkilenip birisi burada desin ki ya ben ressam olacağım kardeşim, ben de sanatçı olacağım desin. Ve o da dünya çapında bir sanatçı olsun. Bu kadar. Başka bir şeyimiz yok. O bir tane o adama bile ulaşabilmişsek, genç kıza veya ulaşabilmişsek bizim için en büyük mutluluk bu. Çünkü o bir insan zamanı geldiği zaman bir ulusu temsil ediyor. Bugün öyle sanatçılar var değil mi? Bütün sanat dallarında tek başına bir ülkeyi temsil ediyor, edebiliyor, tanıtıyor. Bu bizim sanatçılarımız da olsun. Her şey olsun. Zaten bir kişiyle, evet, başlıyor. Evet. Peki size İBB böyle bir teklifte bulunsa? Ya biz açız herkese. Yani elimizden geldiği kadar herkese destek vermek isteriz. Şimdi mesela bu serginin organizasyonuyla ben kendim ilgilendim. Ben 15-20 gündür uğraşıyorum. Çok yorucu bir şey yani. Masrafının dışında. Ama ben yani senede böyle bir iki sergi yapabilirim. Kendimin organize ettiği. Onun dışında da yüzlerce sergiye eser verebilirim. Yani bu İlçe belediyesi de olur, büyükşehir belediyesi de olur, kültür bakanlığı da olur. Teslim ederim. Ne istiyorsalar yapsınlar. Bir para da istemem. Aldıkları gibi sağ salim geri getirsinler. Başımın üstüne hiçbir problem yok. Kim yani olursa olsun. Hiç abi yani. Niye bir ayrımcılık yapalım ki? Herkese ulaşsın. Yani bakın şu yan taraftaki Cevat Uğran'ın yapmış olduğu eserler 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yani çığır açacak işlerdir söyleyeyim. Yani o klasik hat sanatının bir ileri boyutudur artık. Resimli hattın iç içe girdiği, yani hem mananın hem kavramsal sanatın hem de modern sanatın bir bütün halinde sunulduğu eserlerdir. Yani dünyanın bütün ülkelerinde sergilenmesi gereken eserlerdir. Bakın bunu iddiayla söylüyorum. Tamam şimdi bismillah dedik, ilk sergiyi yaptık. Bundan sonra mesela bunu birisi alsın, Türkiye'deki başka illere getirsin. Benim başımın üstünde yeri var. Hiçbir maddi bir talebim de yok. Yeter ki vatandaşa ulaşsın. Yeter ki vatandaşa, insanlara ulaşsın. Ya çok özel bir fotoğraf var şurada. Hangisi? Mehmet abi, şuraya geçelim mi? Geçelim, balıkçılar. Evet. Mehmet abi çok özel bir resim, çok özel bir yansıtma ama artık bu tezgahı bu şekilde, evet, görebilen abi, nesil, evet, az kaldı herhalde. Maalesef ve bundan ben muzdaribim, bu benim hoşuma gitmiyor. Yani 15 sene, 20 sene önce biz bu fotoğrafın aynısını görüyorduk. Ya bu güzel bir şey yani. Bunu şehirlerimizde, hele hele İstanbul gibi
büyük şehirlerde şu güzelliği bizim yaşatabilmemiz lazımdı. Ama bunu beceremedik. Abi her tarafta modernite, her tarafta modernite bu işin tadını kaçırıyor. Bak İstanbul'un tadını da kaçırıyor. Yani bugün birçok sanatçı İstanbul'u resmederken ya eski resimlerden ilham alıyor veya mevcut durumu hoş olmayan yerleri çıkartarak durumu kurtarmaya çalışıyor. Tabii. Bu da sanatçının hakkıdır. Ona da sanatçıya da bir şey demiyorum yani. İlla hiperrealist her şeyi olduğu gibi yapmak mecburiyetinde değil. Ama en azından şu güzellikleri yani İstanbul'un bir bölgesinde bir 100 metrelik bir alanında görebilseydik yani. Şimdi var evet yine böyle balık satıcıları var ama ya pasajların içine çekildiler. Evet. Ya büyük marketlere geldiler falan filan. Yani bu güzellikleri de tazeliğin de bir göstergesi yani. Evet evet yani bir de abi çok resimsel ya. Ya şu dünyanın her yerinde sanat eseri yani. Canlı hayatın içinden. Ve tam bir, bizim evet. Kodlarımız ya biziz yani. Aynen öyle. Değil mi? Şuradaki insanlar biziz, şu tezgah biziz, balıklar biziz. Arkada şirket ayrıya vapurlarımız var. Arkada zaten Eminönü'nün şahane silüeti var. Ve güzel yani mevzu da güzel. Sanatçı da güzel yapmış. Başka burada sizi en çok etkileyen hangi fotoğraf? Vallahi ben burada şeyler arasında çok ayrım yapmıyorum ama şahsi olarak hangisini daha çok beğeniyorsanız derseniz mesela o gösterdiğiniz resim hem resim kalitesi açısından hem de mevzu açısından bana hoş geliyor. Mesela şunlar da çok hoş. Bu hala yaşayan bir fotoğraf. Evet yani yine biraz bir değişse de evet. En azından var. Burası da tabii işte Fındıklı'nın oralardan. Evet. Kuruz gemimiz var. Bu biraz evet, daha evet. Yeni yakın. Bunlar yeni şeyler. Yeni evet. Fotoğraflar yani güncel. Burası Üsküdar mı? Burası Beylerbeyi herhalde. Evet. Beylerbeyi. Sultanahmet. Yani şuradaki figürlerin güzelliğine bak abi. Muhteşem yani. Zor işler. Arkadaşlar Sayın Mehmet Çebi ile birlikteydik. Ayaküstü güzel bir sohbet oldu. Umarız. Yani şu levhalar bak bunu ilk defa siz kayıt altına alıp yayınlayacaksınız. Oo. Hat sanatı tarihinin dönüm noktası olacak işlerdir. O zaman yaklaşalım biraz. Biz evet, her birisi tabii. Bir şaheserdir. Yani bu işler hat sanatının ufkunu açacak ve dünya sanatı olma noktasında yeni sanatçıların da bu tarz eserler yapmasına sebep olacak işlerdir. Belki 10 sene, 20 sene sonra hattatların %70'i, %75'i bu tarza dönecek. Bak bunu şimdiden kaydedin. Bir yol da açıyor yani. Tabii yol açıyor abi. Çok önemli bir şey yani. Yalnızca bir görsel bir sergi değil. Aynı zamanda ufuk açan, yol açan bir sergi bu. Yani bir hafta açık 21 Temmuz'a kadar. Hayatına bir manşet atsaydın ne olurdu? Yani ben koleksiyonerlik hayatımın çok büyük bölümü peygamber sevgisi ve hilye-i şerif üzerine geçti. En çok vaktimi ona ayırdım. Hatta Aşk-ı Nebi ismi altında sergiler yaptım. Bunun büyük bir şerefi var. Yani peygamberi tabii ki seviyoruz ama yani o da Allah gönlümüzde, kalbimizde olanı biliyor. Biz dilimizde söyleyip abartmayalım ama şunu söyleyebilirim. Yani bir sanatseverin Peygamber Efendimiz'e fiili olarak getirebilecek olduğu salatü selamlardan bir tanesini ben Hilye-i Şerif diye gördüm. Ve daha önce klasik bir formu olan Hilye'yi yani mübalağa yapmıyorum. Belki 10 bin değişik çeşitte aynı metni yazdırarak Peygamber Efendimiz'in kelimelerle suretinin, şahsiyetinin, ahlakının tarifi olan o metni insanların beğenisine, sevgisine, evine, müzelere sokmak için uğraştım. Yani hilye sever diyelim ya. Diyoruz ve evet. Burada bitiriyoruz.